Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde yine ekonomi gündemindeki başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın. İyi ki haftanın son iş günü bugün. Değil mi? Evet. Bir büyüğümüz, sevgili büyüğümüz şey derdi. Canım cuma derdi. Evet ya. Öyle hakikaten. Peki şimdi hocam piyasalar ne yapıyor ona bakacağız da. Evet. Ben bir soruyla başladım az önce, siz de bir cevap verdiniz. O cevabı şimdi vermeyeceksiniz muhtemelen de. Bu piyasalar piyasalar deyip duruyoruz da hani böyle bir şeyle ya bu piyasalar nedir dedim ama isterseniz onunla başlayalım sonra geçelim şeye. Evet. Dün yani... şimdi şuradan geleceğiz. Dünya piyasalarında genel bir huzursuzluk vardı yine. Evet. Şimdi bir gün önce oturduk konuştuk, FED tutanakları, toplantı tutanakları açıklandı. Acaba ondan mı başka bir şey mi oldu? Bir de bu piyasalar şimdi hani... sürekli takip etmeyenler var ekonomiyi, bizim programımız, başka programları ya da ekonomi yazılarını. Evet. Bir de ona bir değinelim mi azıcık bugün? Değinelim piyasalar bence. Nedir? Yani bu kendi kendine mi hareket ediyor? Cansız bir organizma mıdır? Arkasında bir canlı yok mudur? İnsan yok mu nihayetinde bu piyasalar dediğimiz olgunun arkasında? Nedir bu piyasalar? Evet, hakikaten ya. Yani piyasa dediğimiz şeyi bir türlü tarif edemiyoruz. Hani filin tarifine benziyor. Yani şimdi herkes... körün fili tarifine benziyor. Değil mi? Tuttuğu yeri kontrol edip ona göre filin ne olduğunu tarif anlatıyor. Etmek gibi bir şey. Piyasalar hiç şey yaptın mı Barış? Şöyle bir şeyle karşılaştın mı? Geçenlerde ben arabayla gelirken havada bir kuş sürüsü varmış. Uzaktan bir baktım bir kara bulut mu geliyor ne oluyor falan dedim. Yani böyle bir bulut gibiydi. Kuşlar şey yapıyordu. Muazzam bir senkronize hareket yapıyor. Evet. Yani hep birlikte ama adeta sanki bir kişi onu kontrol ediyor. Bir tane kuş kontrol ediyor. Şimdi bu tarafa dönüyoruz diyorlar. Hepsi o tarafa dönüyor. Sonra hepsi öbür tarafa dönüyor. Bu inanılmaz bir görüntüydü. Sen şimdi piyasalar nedir diye sorunca aklıma o kuşlar geldi. Aslında herkes birbirine bakarak bir şey yapmaya çalışıyor. Bazen piyasa dediğimiz bir sürü bireyden oluşuyor. Şu an dünyada acaba kaç tane yatırımcı vardır bilmiyorum ama Türkiye'deki yatırımcı sayısını biliyoruz. Hani mevduat sahibini saymıyorum. Evinde altın almış, altın ne olacak diye bekleyenleri, ev kadınlarını da saymıyorum ama sürekli piyasayı, işte rakamları izleyen bir grup var. 500 bin yatırımcı var, aktif yatırımcı örneğin borsada. Tüm dünyaya uyarladığımızda mesela Amerika'da 165 milyon yatırımcı var. Tabii ki bireysel emeklilik sistemine girmiş insanlarımız şu an artık onlar da dikkatle izlemeye başladılar. Çünkü belli fon seçmek zorundalar. O fonların getirilerine bakmak zorundalar. Herkes bir şekilde artık ekonomiyle ilgileniyor ve karar veriyor. Bunların hepsi bireysel karar. Ve bu bireysel kararlara bir bakıyorsun piyasanın normal... yani bu bireylerin hepsi bir piyasayı oluşturuyor. İlginç bir şey anlatacağım sana. Bu senin soruna ilişkin olarak. Tony Svaga denilen bir adam, bu fizikçi, borsaya giriyor. Borsada alıyor, satıyor, kaybediyor çok ciddi biçimde falan. Sonra bunun diyor bir temel dinamiği yok mu? Nasıl davranıyor piyasalar? İnceliyor, bakıyor ki piyasaların davranış biçimi kaotik. Şimdi şu bardağın içerisinde su var. Bu suyun içerisindeki ısı molekülleri random hareket ediyor şu anda. Random dediğimiz hepsi birbirinden bağımsız hareket ediyor. Sonra şu bardağı bir ocağın üzerine koy, ısıtmaya başla. Bunu ısıtmaya başladığında içerisindeki su moleküllerinden bir karmaşıklık ortaya çıkıyor. Yani bir etki var. Bu etkiye karşı su molekülleri davranmaya çalışıyor. İlk başta bir kaos ortaya çıkıyor. Kaos teorisinde şeyin artması, kimsenin gideceği yönü bilmemesi. Ama hiçbir molekülün diğer molekülden haberi olmamasına rağmen gelen ısıyla birlikte bir hareket sergilemeye başlıyor. Hani ilkokulda fen dersinde anlatırlardı. Isınan su yükselir, soğuyan su da aşağı doğru iner. Böylelikle coherent dedikleri düzenli piyasa başlıyor. Bu su içerisindeki moleküller, ısınanlar yükselip aşağı giderken mesela bir devamlı yükseliş piyasası buna benziyor.
Sürekli bir yükseliş. Herkes alım yapıyor. Herkes alım yapıyor. Sonra bir olayla birlikte tam bu suyu ısıtırken, moleküller yükselirken dank diye üzerine bir buz koy bunun ve alttaki ısıyı kes. Evet. Yukarı giden moleküller, ısınmış moleküller bir anda soğukla karşılaşıyorlar. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Ve kaotik bir ortam yeniden başlıyor. Bu sefer trend tekrar dönüyor. Şimdi piyasa dediğimiz yerde de bireylerin her biri gelen haberi bir ısı gibi düşün. İşte Amerika FED toplantı tutanaklarını açıklıyor. Dün işte Avrupa'dan PMI verileri geliyor. Öbür taraftan başka veri geliyor. Bizim Merkez Bankası bir karar alıyor. Bu arada işte teknik analistler şöyle diyor, öteki böyle diyor, Yaşar Erdin şunu söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bunların hepsi bilgi. Yani piyasaya gelen bilgi. Bu bilgiyle birlikte her birey kendi karar veriyor sonunda. Fakat tabii ki diğer bireyin kararından da etkileniyor. Sonuç olarak bir bakıyorsunuz ki belli bir süre karmaşa olduktan sonra, ki şu an mesela bizim borsamızda şey var. Tam bir kaotik dönem var. Yani yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek? Bundan bir ay önce sorsan herkes yukarı gidecek diyordu. Ama şu an yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek konusunda bir belirsizlik var. Ve burada kaotik piyasalar çok uzun sürmez. Yani kaotik dinamikler belli bir süre sonra yeniden bir trend oluştururlar. Şimdi o demin buz koyma işi o Moody's'in haberiydi. Yani Moody's'den gelen bu haberle birlikte dank diye bütün düzeni bozan yeni bir gelişme oldu. Senin sorduğun soru, piyasa nedir, kimdir, nasıl bir organizmadır deyince, piyasa acayip hırslı. Yani şöyle bir insan tarif edeyim sana. Hırslı, kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, açgözlü, tamam mı? Ve her an her türlü hareketi yapabilecek, her türlü tehlikeli hareketi yapabilecek bir piyasayı hayvana benzetebilirsin. Şimdi bir gün internet sitemden yaklaşık 5-6 yıl önce bir soru sordum. Eğer borsayı, borsadaki hareketleri veya bunu piyasada diyebilirsin, bir hayvanda özdeşleştirmek isteseydiniz, acaba neyle özdeşleştirirdiniz, hangi hayvana benzetirdiniz diye bu sorulara cevaplar geldi. Mesela birisi karınca demişti. Karınca ne alaka diyorsun? Yavaş yavaş hissettirmeden yiyip bitiriyor diyor. Ondan sonra bir başkası yunus balığına benzetmiş. Yunus balığı diyor işte denizin derinliklerinde aslında çok sevimli görülür ama bir köpek balığını öldürebilecek kadar darbeleri vardır, öldürebilir diyor. Yani gene o da olumsuz bir özelliğini ortaya koyuyor. Diğer taraftan birisi deveye benzetmiş. Kini bakımından diyor, deveye benzetiyorum. Ne olursa olsun piyasa senden kazandığından daha fazlasını, senin kazandığın daha fazlasını senden geri alıyor diyor. Cevapların ama ortak bir yönü vardı. Kimisi yılana benzetmiş, tilkiye benzetmiş vesaire. Ortak bir yönü vardı. Zarar veren bir organizma. Evet. Yani yatırımcıya zarar veren bir yapısı var. Neden? Çünkü ne yapacağını kestiremediğiniz bir insana benzetin. Yani bir arkadaşını düşün, ne yapacağını kestiremiyorsun. Adam geliyor seninle çok iyi bugün, bir 15 dakika sonra çok anormal farklı davranabiliyor. Düşünebiliyor musun? Piyasa böyle bir yer. Evet. Ve bunu tahmin etmek de gerçekten kaotik, kaosa göre kısa vadeli tahmin edebiliyorsun. Mesela şuna benzetiyorsun. Yani bu adamın kafası iyi, bu adam kafayı çekmiş, şu an böyle davranır diyebildiğin kısa bir süreç var. Ama uzun vadeyi tahmin etmek oldukça zor. Peki hocam, çok güzel tarif ettiniz. Bir izleyicimiz de hatırlarsanız şey demişti piyasayla ilgili. Huysuz ve tatlı kadın demişti. O da güzel bir tanımdı hakikaten. Evet, evet. Şimdi sizin az önce söylediklerinize evet. Benzer. Peki şimdi bu huzursuz piyasa niye böyle oldu? Şimdi bu FED tutanakları mı bu kadar etkiledi? Şimdi önemli verilerin açıklanması bekleniyordu. Hangi veriler geldi ve o gelen veriler mi acaba etkiledi? Bu huzursuzluğun temelinde ne vardı? Evet, öncelikle tabii FED toplantı tutanakları sonrasında dün biz yayına girmeden önce piyasalara baktığımızda işte Japonya %3, pardon Çin %3'e yakın düşmüştü. Japonya düşüyordu. Bütün diğer gelişmekte olan ülkelerin borsalarında satış vardı. Avrupa borsaları yaklaşık %0.5 düşüşle açılmışlardı. Ben de yayında şunu söyledim. Bizim borsada yaklaşık 300 ila 600 puan arasında bir düşüşle açılır. Ondan sonra orada sıkışma olur. Ondan sonra da zaten gelecek haberlere bağlı ama haber gelmesi de bu seviyeden itibaren tekrar yukarı yükselmeye çalışır şeklindeydi. Dün işte
biz yayına başladıktan, daha doğrusu yayını bitirdikten sonra Avrupa'da bu PMI verileri dediğimiz, yani firmaların satın alma yöneticileri var. Bunlar satın almaya karar veriyorlar. Hı hı. Ham madde satın almaya karar veriyorlar veya işte başka ara mamul üretim aşamasında ilk kararı verenler. Şimdi onların ne kadar geçen ay ham madde satın aldınız, bu ay ne kadar almayı düşünüyorsunuz, satın alma yöneticileri endeksleri Avrupa için çok kötü geldi. Yani Avrupa'da bir gün önce Almanya'da, pardon, salı günü iş dünyası anketi, ZIO endeksi çok iyi gelmişti ve Avrupa, evet, borsalarında çok sert bir yükseliş olmuştu. Yani FED toplantı tutanaklarının üzerine bu verilerinde kötü gelmesi bir anda Avrupa'yı %1,5-2 aşağı çekti. Ardından Amerika'dan veriler açıklandı. Bu Philadelphia İmalat Sanayi Endeksi vardır. Orada da beklenmedik, hı hı, kötü bir veri geldi. Bu arada piyasada en çok konuşulan şey, yani uzmanlar bugün hani piyasa nedir dersen, şu an herhangi bir ekonomi kanalını aç, o gün gündemde ne varsa piyasa onu konuşuyor demektir. Acaba Obama ile Cumhuriyetçiler anlaşabilecek mi? Evet. Artı bu toplantı tutanakları ne anlama geliyor? Ki toplantı tutanaklarını yorumlamak o kadar kolay bir şey de değil. Yani toplantı tutanaklarından ki mesajları alarak biz Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası Haziran'da ya da Temmuz'da, Ağustos'ta para tahvil alım programını durduracak diyemiyoruz. Yani şöyle ki her ay 85 milyar dolarlık alım yapıyor Fed ve bu 85 milyar dolarlık alım karşılığı piyasaya para veriyor. Dolayısıyla bu parayı da bulan piyasalar acayip hoş duygular yaşıyorlar. Morfin gibi bir şey aslında bu. Ve ne zaman ki bunun kesildiğini görürlerse de bozuluyorlar. Moralleri bozuluyor ve aynen bunu yaşıyoruz. Ama dün özellikle bizim piyasa için şunu söyleyeyim. Açılıştan sonra ilk seansta mesela borsa oldukça iyiydi. Yatay gitti, sıkışık gitti. Dış piyasalardaki düşüşlere baktığımda Avrupa'daki düşüşten daha az düşmüştük biz. Seansın sonuna doğru bir miktar satış geldiğini gördük. O da onun sebebi de o sırada Amerika açıldı. Amerika açıldıktan sonra baktılar ki Amerika daha da düşüyor. Bunun üzerine satışlar gelmişti. Yani dün senin söylediğin FED toplantı tutanaklarından sonra 3 tane kötü olay oldu. Bir tanesi Avrupa'daki PMI endeksleri çok kötü geldi. Amerika'dan mesela öncü göstergeler fena gelmedi. Konut satışları verisi de iyi geldi ama onun yanında diğer veriler piyasa kötüyü görmek istedi. Yani o iyi verilere dikkat etmedi. Artı bir de Çin'de konut fiyatlarının arttığına dair haber geldi ki konut fiyatları artışını durdurmak istiyor. Orada bir balon oluştuğundan ve ileride Çin ekonomisinde ciddi sorun olabileceğinden bahsediliyor. O veri de geldikten sonra Çin'de dün o yüzden %3'ün üzerinde bir düşüş vardı. Ama bu sabah itibariyle baktığımızda mesela işte Japonya artıda, Amerikan vadelileri artıda, örneğin DAX endeksi, Almanya'daki DAX endeksi %0,54-55 artıda başlamış durumda. İşte Rusya'ya bakıyorum, Rusya artıda. Dolayısıyla genel olarak şeye baktığımızda, yani burada şu an verileri de arkadaşlarımız veriyor. Rusya mesela %0,42 artıda. Tüm genel seyre baktığımızda bizim borsanın da en son şu tip bir hareket yaptığını görüyoruz. Yani şu 77.750'yi ben dün kritik bir seviye vermiştim. Çünkü oraya kırıldığı zaman daha önceki 76.400'e kadar, 76.500 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir diye vermiştim. Nitekim oldu. Yani dün 77.750 şu seviye geçildikten sonra hızla 77.100'e kadar bir geri çekilme oldu. Peki hocam, bu şimdi dip seviye diyecek olursak buraya ne olur? Şimdi bugün daha geri gider mi? Yoksa bir çıkış olur mu? Şimdi bak Barış, şöyle baktığımızda yani bu genel olarak borsalarda az önce de söyledik. Yani piyasa dediğimiz yer tahmin edilemez davranış biçimi gösteren bir yer. Her an ters hareketler olabiliyor. Şimdi buradan itibaren bir yeniden tepki bekleyebiliriz. Bugün zaten, hı hı, bir miktar yukarıda açılacağız. Yani dün 77.269 kapanmıştı endeks. Bugün de tahmin ediyorum 77.500-600 civarında açılacak. İstersen bak şu grafikte göstermeye çalışayım.
Arkadaşlar grafiği tam verebilir miyiz? Bir de KJ'yi kaldırarak şu dip seviyeler çok önemli. Şimdi şu aşağıda bir grafik var ve bu grafikte özellikle şunu göstermeye çalışıyorum. Ne zaman ki bu sıfır çizgisinin altına düştükten sonra bir tepki oluşuyor. Zayıf da olsa. Evet. Mesela burada sıfır çizgisinin altına geldikten sonra tekrar yukarı döndü. Şimdi tekrar sıfır çizgisinin altına sert bir şekilde geldi. Dolayısıyla benim tahminim, hani bugün de Amerika'dan, Avrupa'dan çok olumsuz bir veri gelmediği sürece yine bu çizginin üzerinde kalacak borsa. Hı hı. Ve şu an endeks yaklaşık olarak 79.300'de 76.700 aralığında bir kanal oluşturdu. Bu kanal içerisinde ben gitmesini bekliyorum. Eğer bu kanalın altına düşerse de çok fazla panik olmaya gerek yok. Çünkü yavaş yavaş ufak ufak yabancı takas oranında da artış görüyoruz. Yani yabancı takas oranı bir miktar artıyor. Dolayısıyla en azından yabancılardan dün fazla bir satış yoktu. Gerçi dünkü satışın sonucunu göremiyoruz. Yani yabancılar mı sattı, Türkler mi sattı? Onu iki gün sonra, salı günü göreceğiz ama şu grafikte bize en azından şunu gösteriyor. Endeks büyük bir ihtimalle 77 binle 79 bin aralığında bir süre daha kalacak. Bu yatay sıkışık hareketi devam ettirecek. Şimdi haftalık grafiklere bakacak olursak, haftalık grafiklerde şöyle bir görüntü oluştu. 1, 2, 3, 4 ve 5. haftada da aşağı yönlü bir hareket var. Şimdi 5 haftalık bir aşağı yönlü hareketten bahsediyoruz borsada. Bakalım daha önce ne kadar, burada 4 haftalık bir geri çekilme var. Yani geriye doğru gittiğimizde 5 hafta arka arkaya düşüş olduğu dönem çok az. Bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Yani şu 2008 krizinde olan şeyler bunlar. Yani 2008 krizinde 5 hafta arka arkaya düşüş vardı veya krizden önce 5 hafta arka arkaya düşüş vardı şu bölgede. Ama şeye baktığımızda, mesela burada daha önceki hareketlere baktığımızda 3 veya 4 hafta bir geri çekilme sonra toparlama meydana geliyor. O zaman bu bir tehlike sinyali mi hocam? Şimdi şöyle, kısa vadede tehlikeli sinyali değil. Yani kısa vadede burada artık 4 haftanın üzerine bu haftada, yani bugün de endeks eğer şeyin üzerinde kapatmazsa, yani burada bakalım o değere, kapanış 78.881'miş. Eğer bugün de 78.081'in üzerinde kapatmazsa o zaman 5 haftadır düşüyor olacak borsa. Bu kısa vadede bir tepki geleceğinin bence sinyali olacaktır. O tepki de nereye kadar gelir diye baktığımızda en azından altın rasyo bize bir miktar gösterir o tepkinin nereye kadar olabileceğini. En azından ilk başta bir 81 bin seviyesi ve 82 bin seviyesi olabilir o tepkinin gelebileceği yer olarak. Böyle bir yukarı yönlü hareket olduğunda yaklaşık olarak 81 bin, 82 bin aralığı beklenen bir hedef olabilir. Şimdi bütün yükselişlerden sonra ben daha da düşüşün devam etmesi yerine, çünkü fundamental olarak çok ciddi bir gerekçe yok yani düşüşte. Mesela şurası İspanya, İtalya tahvil faizlerinin hızla arttığı ve Avrupa'da sorunların çok yükseldiği dönem. 2-4 hafta düşüşün ardından önemli bir yükseliş geliyor ve ondan sonra da büyük bir boğa trendi oluşuyor. Benzer şekilde burada bakıyorsun, 2 hafta düşüş, 1 hafta toparlama, 2 hafta düşüş şeklinde gidiyor ki 5 hafta arka arkaya bu kadar geri çekilmeden sonra ben bizim piyasa için en azından artık toplanmaya başladığını düşünüyorum. Yani artık hisselerde 3-5 hafta vadeli bence alım yapmaya başlıyorlar çünkü bilançolar da geldi. Tam bu, yani, bu noktada İlhan Pars diyor ki hocam, dünkü yazınızda 77.750 önemli bir şey olmadıkça kırılmaz demiştiniz. Kırılmasını beklemiyorum demiştiniz. Önemli bir şey oldu ve kırıldı. Bugün 76.500 demişsiniz. Hangi seviye kırılırsa acaba sizin için artık ciddi bir endişe veya sorun olduğunu gösterir. Şimdi 77.750'nin altına geçerse, yani orası kırılmadığı sürece sorun yok ve orasının da kırılmasını beklemiyorum dedim. Ama tabii ki bir baktık ki hani Avrupa borsalarında %2'ye yakın kayıplar oluştu. Evet. Yani hani
bir gün önce Dow endeksi sadece %0.70 düşmüş FED toplantı tutanaklarından sonra. Onun yaratabileceği etki %0.50 düşüştü. Ama Avrupa %1.5-2 düşünce bizimki çok normaldi yani dünkü hareket. O zaman 70, hani ben orada aslında eksik yazdığımı fark ediyorum. Dış piyasalarda genellikle düşüş oranları %0.50 iken bizde 77.750 kırılırsa bu tehlikeliydi. Halbuki dışarıda da %2 düşüş var. Rusya %2.5'a yakın düşmüş. O sırada bizde %1.5 civarında geri çekilince zaten orasının aşağı kırıldığı yer oluyor. Dolayısıyla ora kritik, çok hani kritik bir noktadan ziyade orası kırılırsa yeniden 76.600'e geliriz. Şimdi peki orası kırılırsa 76.700, ben şunu söyleyeyim, hiç düşünmeden, korkmadan direkt olarak herhalde yatırım yapıyor olsam normal borsada, evet, alıma geçeceğim yerdir orası. Yani 76.600'ün altına geldiği anda artık ondan sonra 71.000, 72.000'i bile göze alınabilir. Yani o fırsat bir daha geçmez hele. Yani o kısa vadede geçmez. Yani o nedenle ben oradaki destekleri artık şey yapmıyorum çok fazla. Hani desteğin aşağı kırılmasını çok fazla önemsemiyorum. Aşağı kırılmasında çok fazla ayı tuzağı yaşanacak. Evet. Yani oradan düştüğü anda millet korkup hızla satmaya başlayacak. İşte sizin alacağınız yer genellikle gene orada olmalı. Bu süreç içerisinde bence önümüzdeki 3-5 haftayı düşünerek söylüyorum. Önümüzdeki 3-5 hafta için şu an fiyatlar gerçekten uygun ama %5 civarında bir getiri için. Peki hocam, bir reklam aramız var. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. İstanbul'da Şişli Med Ofis'teyiz şu anda. Branşım beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanlığı. Vodafone benim işimle akıllı tıp asistanının sayesinde üstümden çok ciddi bir yükü aldı. Koskoca ilaç rehberi Vademekum cep telefonunda. Online ve güncel. Teknoloji dediğin insan hayatını kolaylaştır. Yoksa niye var ki teknoloji? Vodafone iş ortağımda benim işim dönemi başlıyor. Mesleğinize özel teknolojiler, ayrıcalıklar ve avantajlar geliyor. Astronotla eğitimde uzay çağı başladı. 3, 2, 1, 0. Sen de bize katılmak istemez misin? Astronot Eğitim Portalı'nın görsel destekli konu anlatımları, testleri, alıştırmaları ve daha birçok interaktif özelliğiyle dersler artık çok daha kolay ve eğlenceli. Sen de www.astronot.com.tr adresine gir, Astronot Eğitim Portalı'na abone ol. Astronot Türkiye'ye iyi gelecek. İnternette haber demek, kthaber.com demek. Haber kargaşalığından arındırılmış, temiz, sade dizaynı ve net okunan yapısıyla haberi kaynağından okuyun. kthaber.com, haberin bir tık önünde. Şimdi bu süt tatlı yapmalık mı, kahveye katmalık mı? Aslında tam olarak lıkır lıkır içmelik. Çünkü katkısız, doğal, mis gibi süt. Böyle tam kurabiyeye bandırıp sonra bardağı böyle kafaya dikip içmelik. Yakışıyor mu hiç görev başında hayal kurmak? Böyle bir kafaya dikmeler, bir şeyler. Migros dünyasında hem lezzet hem sağlık var. Migros süt sadece Migros'ta. Bu benim dünyam. Paranın rotası devam ediyor. Hocam, İMKB'den devam edelim. Aydın Yağcı diyor ki, yükselemeyen borsa aşağı düşer. Sözünü inatla tekrarlıyorum ve Nisan ayında 70 bin seviyesine geleceğimize inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii olabilir. Yani Nisan ayına şu an yaklaşık, hani Nisan'ın 1 ile 30'u arasında 30 gün var. Bilmiyorum, hani Nisan ayı sonu itibariyle diyorsa olabilir de. Ama şu an genel olarak ben bu tür korkuların çok arttığı bir döneme girildiğini düşünüyorum. O da zaten piyasanın bana göre gerçekten çok uygun seviyelere geldiğini gösteriyor. Levent Evkuran diyor ki, hocam bugün al verdiniz ama öneriniz olacak mı? Olmayacak. Olmayacak. Tabii ki olmayacak. Yani şöyle ki, daha önce şey yapıyordum, tablo veriyordum Barış. Hı hı. Yani bir tablo veriyordum. Şimdi düşünebiliyor musun? İnsanlar gerçekten
birçok hani birçok yatırımcı bundan tenzih ediyorum ama demişsin ki şu, atıyorum 3 liradan al, 3 lira 30 kuruşa gelince sat. Adam satmamış, düşmeye başlamış. Stopa gelmiş, bak stop seviyesi geçilirse gene sat. Çünkü stop demek çok tehlikeli bir şey oluyor demek. Şirkette bilmediğim bir haber. Orada da satmamış. Ondan sonra diyor ki sen beni yaktın diyor. Tamam mı? Ne diyeceksin, ne yapacaksın? O yüzden o öneri verme işini şey yapmak istemiyorum artık. Daha fazla devam ettirmek istemiyorum. Çünkü hani şöyle yapıyordum ben. Ya belli bir bilgiye sahibiz. İnsanlar hakikaten yön arıyorlar. Ne yapacaklar? Bir oturup şirketi doğru dürüst analiz edemiyorlar. Şirket bilançolarını ayrıntılı bir şekilde bakamıyorlar. Ve arkasından işte bir fiyat hareketinin sağlıklı bir yorumunu yapamayınca tamamıyla duygularıyla alsat yapıyorlar. Bunun yerine trende bakarsın, borsadaki trende bakarsın. Niye vermiyorum? Çünkü şu an henüz borsada bir dibin tamamlanıp başladığına ilişkin sinyali bekliyorsun mesela. Evet. Tamam mı? Ama o sinyal gelse de vermeyi düşünmüyorum. Çünkü sonuç olarak hiç kimse dönüp de şey yapmıyor. Ya ben gerçekten verdiğiniz öneri sayesinde kazandım diye soran olmuyor genellikle. Hani öyle birisi mail atınca ötekiler şey yapıyor sağ olsun ben kazandım diye şey yapıyorlar. Hı-hı. Ama ben de düşündüm kendi kendim. Ya sen kendi başına niye şey yapıyorsun ki? Niye dert alıyorsun ki? Niye kalkıp da öneri verip de sonra hani vermesem hiçbir şey olmayacak. Onun için de şey yapmak istemedim artık. Yani çünkü yanlış da yorumlanabiliyor. Ya acaba kendisi mi pozisyonu? Allah biliyor. Bir tane bile hisse senedi alıp satmıyorum. Çünkü alıp satarsan o zaman zaten piyasayı yorumlama gücün şey yapar. Ama şey alıyorum. Mesela A tipi fon zamanı gelince alıyorum. Şu an borsanın yükseleceğini, başlayacağını gördüğüm anda çok iyi yönetilen A tipi fonlar var. Süper. Yani borsayı yenebilen fonlar var. Direkt olarak onlardan şey yapıyorum. Alım satım yapıyorum. Ve gerçekten de hocam siz alınmışsınız da izleyicilerimiz çok ya alınma değil ki, ya. Ben diyorum ki biz size sonuna kadar güveniyoruz. Hakkımız varsa da helal olsun diyorlar. O konuda bir tereddüt yok izleyicilerimizin. Neyse hocam hani oluyor böyle şeyler ya. Ya şimdi yani... şöyle hayır. Şimdi düşünsene Barış. Sen şimdi diyeceksin ki ne çıkarım var olabilir benim ondan? Ne çıkarım olabilir ki? Ya işte... Yani ben böyle bir öneri yapar. Ha şöyle yaparsın. Şöyle çıkarın olabilir. Gidersin kendin bolca bir hisse toplarsın. Tutarsın bir tane hisseyi önerirsin. Bir gün şey yaptım. Bir gün bir dikkatimi çekti. Takasta da dikkatimi çekti. Bir hisse önerisi yapayım dedim. Hı hı. Uygun millet işte kazansın. Bilgimin dedim Allah bize bir büyük bir bilgi ihsan etmiş. Onun üzerinde çalışmışız. Devletimiz bizi yurt dışına götürmüş, okurtmuş. Bunun dedim bilginin zekatı olsun bu da. İnsanlara da bu bilgiyi aktarmaya çalışayım. Bir hisse söyledim. Hisse ben yazdıktan sonra yaklaşık 5 dakika 10 dakika sonra tavan oldu. Satıcı yok hisse. İnanılmaz rahatsız oldum çünkü düşünsene hani evet. Tek hisse söyleyince tek hisse önerisi yapınca tabii ki herkes ona yüklenince şey oldu tavan oldu sonra da çok kazandırdı ama şöyle rahatsız oldum düşünsene bu aşamada başkası ne düşünür burada kendisi pozisyon aldı orada satıyor diye düşünür. Ya Allah korusun o direkt olarak bana göre haram paradır. Yani öyle bir bilgiyi kullanarak sen kendi çıkarın için kullanırsan ama ve gerçekten de o günden itibaren bir defa daha tek bir tane hisse önerisini yapmadım. Genellikle hep 5-6 tane verdim ki herkes kafasına göre uygun gördüğü şekilde seçsin. Ama şöyle onun o sıkı bir sürü yoğun işim var. Yani şu an müthiş bir ekip kurmuşuz. O ekiple çalışmalar yapıyoruz. Bir de insanlarla böyle uğraşmak zorunda kalıyorsun. En azından uğraşmayayım diye şey yapmıyorum yani. Hocam valla. Sonradan da en azından bunu da burada açıklamış olayım yani. Tabii sizin kararınız elbette ama izleyicilerimiz bekliyorlar hala. Söyleyeyim size. Siz de görüyorsunuz şu anda onların mesajlarını. Pireye kızıp yorgan yakmayın diyor mesela. Yok Aydın yap. Hayır canım yani yorgan yakma değil ya. Ben şimdi başım ağrısını istemiyorum artık yani. Evet hocam. Evet. Yani adam çünkü şey veriyorsun diyorsun ki şuraya gelince sat diyorsun. Orada ciddi kar olmuş. %25 civarında kar olmuş. Orada satmıyor.
zararına satış seviyesini vermesin. Çünkü stop seviyesinde her zaman söylediğim şey şu. Borsada 8-10 yıl uğraşmış, çalışmış bir insanın en son öğrendiği şey nedir biliyor musun? Stop yapmayı öğrenir bir tek. Yani zarar etmezsen kâr edersini 8-10 yılda öğrenir. Asıl odur. Şey yapabilirsin yani... Burada insan yok, çok fazla faydalanan insan olduğunu hocam, çok takdir eden hocam şu anda önünüzde mesajları insan... ben hepsini okumayayım şimdi. Yok, görüyorsunuz hayır, zaten. Onları siz gereken yanıtı da verirsiniz. Evet. Neyse biz devam biz edelim şimdi. Biz gelelim şeye. Altın maliyetine bakalım mı? Evet. Az önce konuşmuştuk. O Rıfat. O enteresan bir mesaj. Bir ilginç soru sormuş. Uzman Forex sitesinde birisi yazmış. Altın üretim maliyetini hesaplamış. Uzunca da bir yazı. Şimdi tabii onu okumamız mümkün değil ama özetinde diyor ki altının üretim maliyetinin 1700 dolar, onsunun 1700 dolar olarak hesaplandığı görülüyor bu hesapta. Bu veri doğru mu? Doğruysa çok önemli bir bilgi demiş. O veri benim bildiğim, bak, ülkeden ülkeye altın maliyeti değişir, çıkartılma maliyeti. Yani Avustralya'da ki işçi ücretleriyle elektrik ücretleri, enerji ücretleri bilmem ne, oradaki çevre vergileri farklıdır. Türkiye'deki farklıdır. Güney Afrika'daki farklıdır. Mutlaka tabii. O yüzden mutlaka altının çıkartılma maliyeti ülkeler arasında değişim gösterir. Hatta ülke içerisinde bölgeler arasında değişim gösterir. Ama biliyorsun bizde de altın çıkartan grubumuz Kanal Türk, Bugün TV'nin bağlı olduğu İpek grubu da biliyorsun altın işindeler. Ben sadece şunu söyleyeyim Rıfat Bey'e, direkt olarak halka açık bilgiler bunlar. Hı hı. Kamuoyu aydınlatma platformuna girerek normalde Koza Madenciliğin bilançolarına bakarlarsa satışların maliyetinin ne olduğunu görürler. Yani 100 liralık bir altın ürettiğinizde bunun maliyetinin ne olduğunu orada görebiliyorsunuz. Benim tahminim altının çıkartılma maliyeti şu sıralar, yani 2002'de 300 dolar civarındaydı. Taş çatlasın 400 dolar olsun yani. Yani daha fazla olamaz zaten hocam. Yok, yani daha fazla ortada. Olamaz. Yani daha fazla olamaz. Yani Rıfat Bey'in söylediği gibi 1700 dolar eğer altının çıkartılma maliyeti ise o zaman dünyada bir tane altın madeninin kalmaması lazım. Doğru. Yani çünkü 1600 dolara mı satacaksınız? Yarın altın 1400 dolara düştüğünde ben o analizi yapan arkadaşa mail atarak kesinlikle şey yapmasını öneriyorum. Altın çıkartan şeyden de bu Reuters, Bloomberg, Matrix gibi veri dağıtım şirketlerinde, özellikle Bloomberg'de, dünyadaki diğer altın çıkartan şirketlerin zaten bilançosu var. Mesela girsin Yahoo Finance'e, finance.yahoo.com'a, oradaki altın çıkartan bir şirketin bilançosunu istesin, hemen önüne geliyor zaten. Orada da satışların maliyetinin ne olduğuna baktığında çok daha net. O bence altında alım önermek için yazılmış biraz manipülatif bir yazı gibi geldi bana. Peki hocam, Fatih Ertuğrul diyor ki, bir kere de benim sorumu sorun hocama. Sormamışız demek ki, ben yapmam ama böyle şey Fatih Ertuğrul, ben de ilk defa şey yapıyorum. Ben de aslında hani, demek ki hocam bazen süre yetmiyor ya, o arada belki yani tam programın sonuna falan denk geldiyse Fatih Ertuğrul'un sorusunu hemen sorayım size. Evet. 1.78 civarından 1-2 ay önce dolar almıştım. Satma zamanı mıdır? Biraz daha beklemeli mi? Altın da düştü. Bayağı ona mı geçeyim acaba? Yani doları satayım bir. Şimdi zaten doları konuşacaktık hocam. Siz 1.80 sınırını vermiştiniz. Evet. Değişti evet. mi bu düşünceniz? Evet. Ve izleyicimizin 1.78'den 1-2 ay önce almıştım. Şimdi ne yapayım? Altına mı geçeyim sorusuna ne dersiniz? Evet. Şimdi doların grafiğini vererek başlayalım istersen. Doların grafiğinden eğer vererek başlarsak daha iyi olur. Çünkü dolarda bir maliyeti şeymiş. 1.78'miş. Dolarda daha önce şu seviye, yani 1.80 seviyesini ben hani önemli bir direnç, zor yani kırılması zor bir seviye olarak vermiştim. Şimdi oraya doğru yaklaşıyoruz Barış, dikkat edersen. Burada son verileri de tamamlayalım. Dün itibariyle dolar 1.7954'e kadar geldi. Bu sabah itibariyle bir miktar daha 1.7930 seviyesinde. 60 dakikalık grafiklerde de burası direnç olarak görülüyor. Yani şu üst seviye oldukça güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şu an tabii 1.80 seviyesi benim için bence önemli bir direnç. Burada satın demek yanlış. Neden biliyor musun? Niye aldığını bilmiyorum. Yani ne kadar bir vadeyle bu paraya ihtiyacı yok.
Mesela 2013 boyunca tutayım mı dese tut diyeceğim yani. Hı hı. Ama ben şimdi satıp altına mı geçeyim diyor. Zaten altın da bir nevi dolara yatırım yapmak gibi. Altına da bakacaktık. Ben olsam burada 1.79-1.80 aralığında hakikaten bir miktar satış yapıp sonra 1.77'ye düşsün gene alırım diye düşünüyorum. Yani 1.77'nin altına düşsün. Mesela 1.76-1.77 civarına düşsün. Orada yine alırım diye düşünüyorum. Şu aşamada 1.80 seviyesi kırılırsa yalnız üzerinde bir kapanış olursa o zaman hikaye değişir. O zaman 1.83'e kadar gider. Ama şu anki grafikte ben o kadar bir gücü henüz göremiyorum. Yani 1.83'e kadar gidebilecek gücü göremiyorum. Fakat şunu da söyleyeyim. Yani gidebilir de yani. Ama bana soruyorsa burada ne yapardın diye 1.79.50 ile 1.80 arasında bir miktar satış yapar. Daha önce önermiştik, alım önermiştik. Evet. 1.75 civarında. Eğer orada alanlar varsa 1.75-1.76'dan alan varsa şimdi 79-79.50 civarından bir miktar veya satış yapıp TL'ye geçip altında henüz şey yapmamak lazım. Yani altında acele etmemek lazım. Altına baktığımızda günlük grafiklere bakacağım. Şimdi altını da bakacaktık çünkü vakit bitmeden şey yapayım. Ona da bakayım. 5 dakikamız var daha hocam. Evet. Şurada da altın en son 1555 doları görmüştü. Şimdi 1579-80 dolarda. Hani dün söylemiştim mutlaka bir tepki olacaktır altında yukarı doğru diye. Ve bu da yaklaşık olarak en fazla 1600-1625 aralığına kadar olacaktır. Çünkü bu bölgede artık daha önce kırdığı bu bölgede direnç oluşacaktır. Dolayısıyla 1600 ile 1625'in üzerinde altın almamak lazım. Ama 1550 ile 1525 aralığına gelirse altın alınarak 1600'ün üzerinde satılabilir. Ahmet Kain diyor ki hocam altına alternatif olarak gümüşe yatırımı nasıl görüyorsunuz? Şu an onsu 28-8 civarlarında ve birkaç banka gram olarak gümüş hesabı açılmasını da sağlıyor. Gümüş altına alternatif olarak yüksek getiriler sağlar mı? Şimdi orta ve uzun vadede ikisinin çok fazla değişmemesini beklerim. Yani getiri anlamında. Yalnız bazen şöyle olabiliyor Barış. Gümüş ihtiyacı çok artıyor. Yapılan işte sanayinin gümüş ihtiyacı olabiliyor. Hı hı. O nedenle veya gümüş üretiminde şey hani gümüş üretimiyle altın üretimi farklı. Gümüş üretimi sekteye uğrayabilir. Orada farklılıklar olabilir ama genelde trend çok fazla değişmez. Şu an ben daha önce hatırlıyorum gümüşte eğer 1.29.50 aşağı geçilirse short pozisyon açılmasını önermiştik. Çünkü orası kırıldığı anda aşağıya 1.27 civarına kadar bir gerilemeden bahsetmiştik. Oraya gelmiş ve gümüşte yalnız hala şöyle bir risk var. Ha yok gel tamam gümüş 28.15 seviyesi iyi bir destek olmuş pardon. Teknik olarak iyi bir destek olmuş çünkü şu seviyenin tam üzerinde tutunmuş gümüş. Gümüşte kısa vadeli şey yapılabilir, pozisyon açılabilir. Yani gümüşte çok rahatlıkla 29.85'e kadar hareket olabilir. Şu an gümüşte bir miktar bu seviyelerde sıkışık hareket beklenebilir. Yani 29 ile 28.5 arasında biraz sıkışabilir. Ama şöyle 29.5-30'a doğru bir hareket yapabilir. Çok kısa vadeli. Ama orta ve uzun vadeli diyorlarsa gümüşle ilgili olarak hani altında da bence şu parasal genişleme ile ilgili 1 Mart'ta Obama'nın şeyi belli olacak. İşte harcama kesintilerinin evet. Ne oldu? Hı hı. O bir belli olsun. Çünkü orada eğer harcama kesintileri geçmezse otomatik başlayacak olursa bu ekonomiye büyük zarar verir. O zaman zaten altında hızla yükseliş görürüz. Hocam son olarak Euro Japon Yeni, Dolar Japon Yeni soruluyor. İsterseniz bir de ona bakalım. Turgut Polat'ın sorusu. Şeyde Euro Japon Yeni'nde en azından Japon Yeni değer kazanmaya başlamış. Burada durmuş. Daha önce de ben bunda şu yorumu yapmıştım biliyorsun. Çok yükseldi Euro Japon Yeni. Çok uzun süredir yükseliyor. Çok büyük bir artış yaptı direnç bölgesinde. Normal şartlar altında kısa vadeli hemen yani önümüzdeki bir haftalık bir süre içerisinde 123'ten tekrar 125'lere gelebilir. Ama 125'ler bana göre bir short pozisyon açma seviyesidir. 127-128'in üzerinde kapanış olursa hani 127 seviyesinden 125 civarından açılacak short pozisyon stop edilmelidir. Çünkü o zaman yeni bir yükseliş başlar. Dolayısıyla 125 civarı bence short pozisyon uygun. Ama bir ay
en az bir ay vadeli olarak. Böyle bir durumda 115 civarına kadar, 116 civarına kadar bir geri çekilme beklenebilir. Dolar Japon yeninde de kısa vadeli bakmıyorum, yani kısa vadeli olarak şey yapmıyorum. Dolar Japon yeninde de 94,5 şu an. 94,5 zirve. Şu an 93,22. Yani 94'ü geçerse tabii ki yeni yükselişler gelir ama ben olsam bu seviyelerden, yani 93,75, 94'ten short pozisyon açıp 95'e stop koyardım. Bir miktar geri çekilme beklenebilir burada ama hemen olmayacak bu geri çekilmeler. Yani bir süre burada yatay sıkışık hareket göreceğiz yani. İlk 90,5 seviyesi de ilk pozisyonu kapatacak ya. Yani 93'ten 94'ten eğer short pozisyon açılırsa 90,5 seviyesi de ilk short pozisyonun kapatılacağı yer olur. Stop seviyesi de 95 olur. Peki hocam. Haftayı bitirdik, süreyi bitirdik, programı bitirdik. Başta demiştiniz ya, ne güzel bugün cuma, iyi ki cuma sizin için hafta sonu başlıyor. Şimdiden iyi hafta sonları dileyim. Bu arada çok fazla mesaj var size yönelik. Onlara siz de bakacaksınız mutlaka. Bir çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize, biz de teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Pazartesi sabahı tekrar Paralar Rotası'yla karşınızda olacağız ama şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra gündeme bakacağız. Sıcak gelişmeleri aktaracağız sizlere. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya bizimle birlikte olacak. Bugün çalışma hayatındaki son gelişmelere bakacağız. Engellilerle ilgili müjdeli haberler var. Yine kadro bekleyen sözleşmelilerle ilgili haberler var. Bir de CHP'nin bir önerisi var. Emekli maaşları ile ilgili emeklilere çifte ikramiye yasa teklifi kabul görür mü görmez mi, içerisinde neler var, bunlara bakacağız. Ama bir ara verelim. Aradan sonra bugünün gündemiyle karşınızdayız.